Tuz Gölü. Burası dünyanın en önemli doğal yaşam alanlarından biri ve pek çok canlı türünün de sığınağı. Tuz Gölü, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük göllerinden olması yanında gariptir ki en sığ tektonik gölüdür. Birçok özelliği olan bu göl, dünyadaki tuz gölleri içinde en büyükler arasında yer alır ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmı da bu gölden karşılanır. İç Anadolu bölgesinde bulunan bu gölün tuz dışında bir diğer özelliği de Türkiye'nin en önemli kuş alanlarından olmasıdır. Birçok Türkiye'ye ilham veren ve Anadolu'da allı turna olarak bilinen flamingoların üreme alanlarından biri olmasıysa Tuz Gölü'nün ününe ün katar. Her ne kadar flamingolarla ünlense de Tuz Gölü Havzası flamingolar dışında başka canlılara da ev sahipliği yapar. Tuz Gölü Havzası'nda yaşayan canlıların çeşitliliği oldukça şaşırtıcıdır. Dünya üzerinde 6 flamingo türü bulunur. Bunlardan ancak ikisi bizim ülkemizde görülür. İlki, nadiren görünen ve esasen bir Afrika türü olan Phoniconias minor, yani küçük flamingo, bir diğeri ise Türkiye'de üreyen Phoenicopterus roseus, yani flamingodur. Flamingolar Akdeniz Havzası, Batı, Doğu ve Güney Afrika, Güney Asya'nın sığ tuzcul, yarı tuzcul ve acı sulak alanlarda yayılış gösteren kısmen göçmen yaşayan türlerdir. Görüntüsüyle birçok turistin ilgisini çeken Tuz Gölü, fotoğraf sanatçıları için doğal bir stüdyo gibidir. İnsanlar buraya yalnızca gölün manzarası için gelmiyor. Gölün tuzlu sularında şifa arayanların da uğrak yeri. Fakat gölü bekleyen büyük bir tehlike var. Yağış miktarının azalması, yanlış sulama yapılması, açılan kaçak kuyularla yeraltı sularının bilinçsizce tüketilmesi, aşırı buharlaşma, bölgede yer alan akarsuların bir kısmının yazın kuruyarak göle ulaşamaması gibi etkenler, Tuz Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesine neden oluyor. Su azaldıkça burada yaşayanlar için hayatta kalmak zorlaşıyor. Yağışların en yoğun olduğu zaman bile en derin noktası 1-2 metre olan göl sularının derinliği ortalama olarak 40 santimetreye düşüyor. Sığ olan yerlerde ise sular tamamen çekiliyor. Bu sığ alanlar adeta birer çöle dönüyor. Sayıları azalan ürkek ve narin flamingolar sıkışmış bölgelerde yaşamaya çalışıyor. Yalnız flamingolar değil, diğer kuş türleri, hatta tüm canlılar aynı kaderi paylaşıyor. İklim değişikliği ve insan kaynaklı nedenlerle gölün sularının iyice çekilmesi sonucunda
flamingolar ve diğer türler daralan yaşam alanlarını geride bırakmak zorunda kalıyor. Tuz, bazı canlılar için kale oldu. Her kale güven içinde yaşamak içinse insana düşen görev kaleleri korumak olmalıdır. Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması ve mevsimsel arz talep dengesizliklerinin düzenlenmesi amacıyla BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün 40 kilometre güneyinde Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi hayata geçiriliyor ve çalışmalara devam ediliyor. 2011 yılında başlayan bu proje Tuz Gölü'ne yeniden umut oluyor. 2021 yılında birinci etabının, 2023 yılında ise ikinci etabının tamamlanması düşünülen Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi ile Tuz Gölü'ne 260 milyon metreküp su transferi yapılması planlanıyor. Tuz sahalarında dünyanın en büyük doğalgaz deposu diyoruz değil mi? Böylece kurumakta olan Tuz Gölü'nün su seviyesinin artması ve ekosistemin iyileştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin başlangıç noktası Hirfanlı Barajı. Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su borularla 120 kilometre taşınıyor. Yerin 1400 metre altında tuz dolu yapılar Hirfanlı Barajı'ndan gelen tatlı suyla eritiliyor. Oluşan mağaralar yani kavernalar doğal gaz deposu olarak kullanılıyor. Projenin birinci etap kapsamında 12 kuyu, İkinci etap kapsamında 40 yeni kuyu açılıyor. Çözme operasyonu süresince kuyulardan üretilen tuzlu su önce tuzlu su havuzlarında toplanıyor, dinlendirildikten sonra tuzlu su hattıyla 40 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü'ne deşarj edilerek bölgeye tekrar hayat veriliyor. Bu titiz çalışmalar yalnızca insana değil, doğaya hizmeti amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda depoların üzerindeki alanlar tarım alanı olarak kullanılmaya devam ediyor. Su, hayat demek. Bu proje başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya umut oluyor. Borulardan akan su yalnız Tuz Gölü'nü değil, çevresindeki diğer alanları da canlandırıyor. Kelebek etkisi devam ediyor ve burada yaşanan canlılık Tuz Gölü'nün yakınındaki Hasan Dağı'nın eteklerine kadar yayılıyor. Göl ve çevresi borulardan akan suyla yeniden yaşam buluyor. Göl sakinleri yavaş yavaş Tuz Gölü havzasına geri geliyor. Hayat normale dönüyor. Proje sayesinde Tuz Gölü havzası tüm kuşlar için büyük bir vahaya dönüşüyor. Tuz Gölü'ne su akmaya devam ediyor. Deşarj noktasında akça cılıbıtlar Tuz Gölü'nün zevkini çıkarıyor. Tuzun kar beyaz görüntüsünü kirleten bu saçmalar, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da kaçak avlanan insanların doğaya verdiği tahribatın kanıtı gibi. Tuz her yeri kaplasa da insanın verdiği zararı kaplamaya yetmiyor. Buna rağmen çabalar boşa gitmiyor ve tuz kristalleri elmas taneleri gibi her yeri kaplıyor. Işıl ışıl parlayan tuz adeta kar manzarasına dönüşüyor. Flamingolar Türkiye'de 30'a yakın alanda görülüyor. Gediz Deltası, Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Ereğli Sazlığı,
Sultan Sazlığı, Acı Göl ve diğerleri. Fakat bunlardan Gediz Deltası ve Tuz Gölü en büyük üreme kolonilerinin bulunduğu sulak alanlardır. Koloniler halinde yaşayan flamingolar, Tuz Gölü havzasında yaklaşık 10 farklı noktada görülüyorlar. Her koloni kendi alanına yerleşiyor. Nisan ayının başında karları henüz erimemiş Hasan Dağı, flamingolarla daha da güzel görünüyor. Tuz Gölü Havzası'nda koloniler içinde büyük bir düzen ve sakinlik hakim. Kimi dinleniyor, kimi özenle tüylerini düzeltiyor. Günlerinin yaklaşık 7 saatini tüylerini düzeltmeye harcıyorlar. Kuyruk sokumundaki bir bezde üretilen yağ, gagalarının yardımıyla tüylerinin üzerine yayarak suya karşı yalıtım sağlıyorlar. Flamingolar uzun boyunları, pembe beyaz renkleriyle zarif ve çok sakin görünen hayvanlar. Fakat zaman zaman flamingolar da kavga ediyor. Paylaşamadıkları ne acaba? Bu kavgaların sebebi bazen eşleri, bazen de beslenme alanlarının paylaşılamaması olabiliyor. Kavga bittiğinde beslenmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Beslenirken başlarını suyun içine sokup nefeslerini tutarak su ve çamuru bumeranga benzer kıvrık gagalarının iki yanındaki tarak gibi süzgeçlerden geçirerek süzüyor ve suyun ya da çamurun içindeki hayvanları yiyorlar. Gagalarının şekli ve bu beslenme yöntemi türbinle ilgili çalışmalar yapan mühendislere ilham veriyor. Gagaları suya değdikten sonra flamingonun dili gaganın içine su dolduran sifon görevi görüyor. Sonrasında ise flamingo su ve ihtiyacı olan besinleri alıyor. Flamingolar omnivor, yani hem etçil hem otçul olup menülerinde karotenoid bakımından zengin algler, krustaseler yani kabuklular, molluskalar yani yumuşakçalar, sucul böcekler, poliketler ve özellikle tuzlu su karidesi olarak bilinen Artemia salina bulunuyor. Artemia salina içindeki yüksek karotenoid oranı pembe rengi baskın hale getiriyor. Tüylerinin kırmızı ve pembe renklerini bu yiyeceklere borçlular. Yalnızca pembe olan flamingolar değil. Tuz Gölü de bu pembe rengini değişen sıcaklıklarda suyun içinde yaşayan alglere ve bakterilere borçlu. Bu pembe renkle göl masalsı bir görünüme bürünüyor. Gölün en güzel sakinlerinden olan flamingolar kırmızı kanatlarıyla uzaktan alev renginde göründükleri için Portekizce'de alev anlamına gelen flama'dan dolayı bu ismi alıyor. Koloniler halinde ve tek eşli yaşayan flamingolar, uzun dönem yaşayan kuş türlerinden olup doğada 40 yıla kadar yaşayabiliyor. Yetişkin bir flamingo, 120 ila 145 santimetre uzunluğunda ve 2 ila 4 kilogram arasında olurken, kanatlarının açıklığı da 140 ila 165 santimetre arasında değişiyor. Uçarken ayaklarını geriye uzatarak ok gibi görünüyor.
tek ayağı üzerinde dinlenmesi yorucu görünse de gece soğuk ve su daha da soğuk. Bu nedenle bir ayağını kaldırarak soğuğun etkisini azaltıyor. Bazen de bunu sırf dinlenmek için yapıyor. Dengesini çok iyi ayarlayan flamingolar tek ayak üzerinde saatlerce durabiliyor. Flamingoların dizleri aslında ayak bileği eklemidir. Gerçek diz vücudun içindedir ve görülmez. Bacak olarak gördüğümüz gerçekte onların ayaklarıdır. Sulak, yumuşak, çamurlu zeminlerde perdeli ayaklarıyla batmadan rahatça yürüyebiliyorlar. Uyurken bedenini yastık gibi kullanması da oldukça konforlu görünüyor. Flamingolar dinlenirken komşusu Kızıl Şahin gökyüzünde biraz telaşlı görünüyor. Çok geçmeden sebebinin kendisini bekleyen yavruları olduğu anlaşılıyor. Bu yavrular annelerinin bakımına muhtaç. Bu yuvada güvendeler. Uçma denemelerini büyüyünce buradan yapacaklar. Ancak uçabilmeleri için iyi beslenmeleri ve yuvadan düşmemeleri gerekiyor. Kızıl Şahin yuvaya yaklaşan olunca yuvadan uçuyor ve yuvayı görebileceği bir taşa konuyor. Tehlike arttığında erkeğini çağırıyor. Baba yavruları tepeden görecek bir yere konarken anne yavruların yanına konuyor. Yuvayı korumak için gerekirse pençeler devreye girecek. Yüksek otların arkasında flamingolar, uzun bacaklar, çeltikçiler, bıyıklı sumrular ve farklı türler aynı alanı büyük bir düzen içinde paylaşıyor. Flamingolar kadar zarif bu uzun bacak da halinden memnun görünüyor. Etrafta sincapgiller familyasından olan bu bölgede gelengi olarak bilinen Anadolu yer sincabı geziniyor. 15-20 santimetre arasında değişen boylarıyla çok sevimli görünüyorlar. Gelengi çok dikkatli çünkü Kızıl Şahin'in avı olmak an meselesi. Bitki kökleriyle beslenirken etrafı kolaçan ediyor. Bir anlık dikkatsizlik onun sonu olabilir. Gelengilerin sabah kahvaltısı devam ederken onların hemen yanında gezinen ibibik gösterişli tüyleriyle toprağı didikleyerek solucan arıyor. Daralan yaşam alanları nedeniyle ağaç dalı yerine elektrik direğinde yavrusunu besliyor. Tuz Gölü Havzası'ndaki tüm canlılar insanla birlikte iç içe geçen yaşama alışmış görünüyorlar. Kızıl Şahin'in yavruları biraz daha büyüdü. Yavrular
annelerinin getireceği yemi bekliyor. Anne Kızıl Şahin'de av peşinde. Sabah güneşinin ısıttığı otlar üzerinde tetikte bekleyen gelenginin tehlikeyi fark etmesi uzun sürmüyor. Saklananlar kurtulacak. Saklanamayan Kızıl Şahin'in pençelerine yakalanacak. Kızıl Şahin'in hedefine giren gelenginin kurtulması pek de kolay değil. Ve Kızıl Şahin yuvaya eli boş dönmüyor. Flamingoların gezindikleri alanda diğer kuşlara ait yumurtalar güvende. Etraftaki en büyük tehlike sorumsuz insanlar. Fakat doğanın korunması için çalışanlar da var. Doğa gönüllüleri tüm sorunların en aza indirilmesi, yaban hayatının ve bu güzel canlıların daha fazla zarar görmemesi için çaba harcıyorlar. Etrafta gezinen kuş gözlemcileri birer dedektif gibi çalışıyor. Gözledikleri tüm kuşların türünü ve sayılarını kaydederek rapora dönüştürüyorlar. Bu sayede çevredeki insanların bilinçlenmesi sağlanarak kuşların güvenliği artırılıyor. Bizim için önemli türlerden bir tanesi oradaki gördüğünüz flamingolar. Ne kadar çok sulak alan olursa bizim için o kadar iyi, o kadar çok canlı çeşitliliğinin olması anlamına geliyor. Bakın yolda şimdi uzun bacak. Şimdi kuluçkalama süreleri genelde su kuşlarıyla ilgili olarak 14 günle 30 gün arası değişiyor. Büyük kuşlarda bu süre 30-35 gün oluyor. Küçük kuşlarda, uzun bacak gibi kuşlarda 20-21 gün oluyor. Yaklaşık 3 haftalık kuluçka sonunda yumurtadan çıkan ve etrafta gezinen yavrular oldukça rahat görünüyor. Bazı yavrular diğer yuvaları merak ediyor. Bu merak her zaman iyi karşılanmıyor. Anne bıyıklı sumru korumacı, başka bir yavrunun yuvasına gelmesinden pek de memnun görünmüyor. Bu memnuniyetsizliğini biraz sert biçimde gösteriyor. Oldukça ürkek olan flamingolar etraftaki ineklerden hiç rahatsız olmuyor. Örümcek ağını özenle hazırlarken kızıl sırtlı örümcek kuşu da avlanmak için harekete geçiyor. Avlanmak için başka bir avcı da uygun ağını bekliyor. Etrafta gezinen tilki yiyecek arıyor. Karnını doyurmak zorunda olan tilki, az ileride gözüne kestirdiği flamingolardan kendisine ziyafet planlıyor. Ne yazık ki flamingolardan biri tilkinin saldırısından kurtulamıyor. Hayatta kalmak için verilen mücadelede hızlı, güçlü ya da şanslı olan kazanıyor.
Tuz Gölü Havzası'nın diğer sakinleri olan leylekler bölgeye gelmiş. Tuz Gölü yakınında bir tarlaya konan leylekler biraz mola vermiş görünüyor. Yemek peşindeler. Ancak içlerinden biri trafik nedeniyle yolun karşısına geçememiş. Tarlaya inebilmek için alçaldığında bir araç çarpmış. Bilerek ya da bilmeyerek doğaya zarar veren insan yine can almış. Havalar ısınıyor. Tuz Gölü Havzası'nda flamingolar ve diğer kuşlar için yeni bir gün daha. Flamingoların insanlardan uzak, geniş ve sulak alanlarda sayıları gittikçe artıyor. Göl, gözlerden uzak ve üremek için çok uygun bir yer. Erkekler dişilere kur yapıyor. Erkekler önce boyunlarını yukarı kaldırıyor ve başlarını ritmik bir şekilde sağa sola çeviriyor, sonra kanatlarını açıp kapatıyor. Buna kanat selamı deniyor. Erkeklerle dişileri birbirinden ayıran en önemli özellik, erkeklerin dişilerden yaklaşık %20 daha büyük olması ve dişileri etkilemek için yaptıkları bu gösteri. Yumurtlama için ıssız bölgeleri tercih ediyorlar. Ortalama yüksekliği 30 santimetre olan çamur tepesi biçimindeki yuvasına bir, bazen de iki yumurta yapıyor. Zaman zaman da beslenmeye bağlı olarak 3 ya da 4 yılda bir yumurtluyor. Hem anne hem de baba yavru çıkana kadar yumurtayı sıcak tutuyor. Bunun için belirli aralıklarda yumurtayı çeviriyorlar. Bir ay sonunda kuluçkadan çıkan yavru flamingo, ördek boyunda, gri renkli tüyleri siyah bacaklarıyla anne ve babasına benzemiyor. Her iki ebeveyn de yavrularını yağ ve protein bakımından zengin kursak sütüyle besliyor. Yalnız kendi yavrularına değil, başka yavrulara da süt annelik ve süt babalık yapıyorlar. Artık Tuz Gölü'nde eskisinden çok daha fazla flamingo var. Flamingolar ipek bir kumaş üzerindeki inci taneleri gibi görünüyor. Göl tam bir çocuk yuvası. İlk adımlarını Tuz Gölü'nde atan yavrular etrafta geziniyor. Anne ve babalarına pek benzemeyen gri renkli yavrularla muhteşem bir manzara Tuz Gölü'nü adeta bir tabloya dönüştürüyor. Bu görüntüleriyle annelerine hiç benzemeseler de çok sevimliler. Ebeveynler yalnız kendi yavrularından değil, tüm yavrulardan sorumlu. Bu nedenle anne ve babalar dış tarafta dururken, yavrular içeride tutularak güvenlik sağlanıyor. Buna kreş deniyor. Haziran ayında binlerce yavru ebeveynleriyle birlikte Tuz Gölü'nde uçma denemelerine başlıyor. Bazıları gayretli ama belli ki bu yavrunun uçmak için pek de acelesi yok. Bir başka yavru çok çaba harcasa da uçmak onun için o kadar da kolay olmuyor. Uçma denemeleri sonunda yorgun düşen bu yavru gücünü toparlamayı bekliyor. Uzaklara gidebilmek için herkes üzerine düşen görevi yapıyor.
gece oluyor. Her yer sessizliğe büründüğünde Tuz Gölü sakinlerinden Arap tavşanı gizlendiği yuvasından çıkıyor. Yalnız geceleri ortaya çıkan, bacakları kanguruya benzeyen bu hayvanla karşılaşmak pek de kolay değil. Yeni günde uçma denemeleri devam ediyor. Genç flamingolar havalar soğumadan gerekli tecrübeyi kazanarak uçmayı öğrenmek zorunda. Daha sıcak yerlere gidebilmek için bu yolculuğa hazır olmalılar. Güçlü olanlar bu yolculuğa ebeveynleriyle birlikte çıkacaklar. Zayıflarsa belki de bir sonraki baharı göremeyecekler. Hava sıcaklığı çok iyi. Tuz Gölü Havzası tüm kuşlar için adeta bir cennet. Belki de bu nedenle Türkiye'de bulunan 486 kuş türünün yaklaşık 280'i bu bölgede görülüyor. Kızıl Şahin'in yavruları da büyüdü. Artık uçmaya hazırlar. Yavrulardan birinin uçma denemeleri devam ederken anne yavruyu yönlendirmeye çalışıyor. Eğer biraz daha oyalanırsa etraftaki tilkilere yem olacak. Diğer kardeşi daha başarılı görünüyor. Yakınlardaki kulaklı orman baykuşu olanları izliyor. Tüm baykuşlar gibi dünyanın en sessiz uçan kuşu Asya 30 yani kulaklı orman baykuşu turuncu gözleriyle oldukça etkileyici görünüyor. Geceleri avlanan, genellikle fareyle beslenen kulaklı orman baykuşu havanın kararmasını bekliyor. Gece av peşinde koşan kulaklı orman baykuşunun gözleri yorgunluğa yenik düşüyor. O uyurken bazıları nöbet tutuyor. Temmuz-Ağustos aylarında flamingo yavrularının büyük kısmı gri renkten kurtulmuş. Ancak pembe renklerine 2-3 yıl sonunda kavuşacaklar. Genç ve uçmaya hevesli flamingoların gün batarken yaptıkları uçuşlar adeta bir gösteriye dönüşüyor. Son gösterilerini yapıp uzaklara, daha sıcak bölgelere gitmek için hazır olduklarını ispat ediyorlar. Ağustos ayının sonundan itibaren Akdeniz Havzası çevresine ya da dünyanın çeşitli yerlerine göç edecekler. Yeni habitatlarına ulaşmak için saatte 50-60 kilometreye kadar uçuyor ve günde 600 kilometre civarında yol kat ediyorlar. Gece olduğunda büyük yolculuk başlayacak. Acemi öğrenciler için eğitim devam ediyor. Güneş Tuz Gölü'nü altın sarısından alev rengine boyuyor. Tuz Gölü muhteşem görünüyor. Eylül ayında Tuz Gölü Havzası sonbaharın en güzel renkleriyle bezeniyor. Her yaşam alanı başka güzel görünüyor.
Koruma altında ve nesli tükenmek üzere olan kara leylekler henüz göç etmemiş. Gözlerden ve insandan uzak nadiren görünen kara leylek, siyah tüyleri üzerinde değişen renkleriyle bölgenin zenginliğinin kanıtı gibi. Göz alıcı renkleriyle dikkat çeken yalı çapkınının hızla suya dalışı ziyafetle sonlanıyor. Yalı çapkınının avı kendisi için biraz büyük bir lokma olsa da iştahla karnını doyuruyor. Tuz Gölü havzasında güneşin tadını çıkaran bıyıklı baştan kara ve birkaç kuş dışında kimse kalmamış. Artık yuvalar boş. Eylül ayının sonlarında sular iyice çekiliyor. Tuz Gölü'nde yumurtadan geç çıkan yavrulardan kalan yuvalar henüz bozulmamış. Etrafta tilkilerin ayak izleri var. Bu savunmasız yavrular için büyük tehlike. Güçsüz olanlar ya tilkilere ya da doğaya yenik düşüyor. Az sayıda kalan yetişkin flamingoların bazıları Tuz Gölü'nde kalarak küçük yavruları koruma altına almış. Yumurtadan geç çıkan bu yavrulara nöbetçi gibi göz kulak olmak için birkaç yetişkin onları yalnız bırakmıyor. Havanın soğumasını, hatta ölümü göze alarak onlara uçmayı öğretip göçe hazırlayacaklar. Artık hava iyice soğudu. Bu uçuşlar yumurtadan geç çıkan yavruların son şansı. Yavrular artık büyük yolculuğa hazır olduklarını gösteriyor. Gökyüzünde son kalanların bu uçuşları Tuz Gölü'ne bir veda değil, bir sonraki yılda buluşma randevusu gibi. Tuz Gölü bir sonraki yıl flamingoların gelmesi ve onların üremesi için beklerken sessizliğe bürünüyor. Gün batarken Tuz Gölü'nün aldığı alev rengi flamingoların kanadındaki kırmızıyı andırıyor. İnsana yapılan hizmet doğaya katkı sunduğunda gelecek kuşaklara aktaracağımız en büyük yatırım olacaktır. Amacımız sahip olduğumuz güzellikleri kaybetmemek ve diğer canlıların hayatta kalmasını sağlayarak dünyayı korumak olmalıdır. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ile ülkemiz için dev bir proje hayata geçerken, Tuz Gölü habitatı yok olmaktan kurtarılıyor. Ve güneş en güzel rengiyle Tuz Gölü'nde batmaya devam ediyor.